Kuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la her şey başlıyor. Tereddüt etmeyeceğimizi İyi akşamlar, her şeye hoş geldiniz. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Çok ciddi bir olay dedi NATO Genel Sekreteri az önceki açıklamasında Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağına ilişkin sorular karşısında. Gerçekten de bu sözlerinde haklı, zira NATO'nun bunca yıllık geçmişinde bütün o soğuk savaş dönemlerinde sıcak çatışmanın eşiğine gelinen dönemlerde bile böyle bir şey olmadı. İlk defa bir NATO üyesi bir Rus uçağını düşürdü. Şimdi ne olacak? Herkes şaşkın ve biraz da endişeli. Başımıza ne gelecek? Bir şey gelecek mi? Ne olacak sorusunun yanıtını arıyor. Avrupa Birliği de, Rusya'da, Ankara'da ve hatta Amerika Birleşik Devletleri de olayı takip ediyor. Az önce buna dair bütün açıklamaları yayınladık. O yüzden de her şey bugün biraz geç başladı. Bu konuyu konuşacağız. Ankara'da Deniz Zeyrek var, Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Araştırmacı, yazar, Rusya konusunda uzman Cem Oğuz var Ankara stüdyomuzda. İstanbul'da da yanımda Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Faik Demir var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ankara ile başlamak istiyorum. Deniz Zeyrek'e sorarak. Deniz, az önce Ankara-Moskova arasında bir temas sağlandı dedi NATO Genel Sekreteri. Bu temasın ne olduğunu, hangi seviyede olduğunu biliyor muyuz? Dışişleri Bakanlarının mesajlaştığına dair bir bilgim var ama teyit edemedim. Diplomatik kanalın açık olduğunu biliyorum. Yani Moskova'daki Büyükelçiliğimiz ve Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlıklarıyla yoğun bir temas içinde. Askeri yetkililerin de doğrudan teması söz konusu. Ankara'daki Rus askeri ateşesinin Genelkurmay'la diyalog içinde olduğuna dair bilgiler var. Şimdi az önce Cumhurbaşkanı'nın da konuşmasını yayınlama şansımız oldu. Öğretmenlerle buluşması vesilesiyle yaptığı konuşmada tabii ki bu konuya da değindi. Ve oradan da Türkiye'nin bu konudaki tavrını nasıl devam edeceğine dair bazı izler, işaretler almış olsak gerek diye düşünüyorum. Sen de dinlemişsindir eminim bunu. Ne düşünüyorsun Cumhurbaşkanı'nın tutturduğu ton, yaptığı açıklama ve yaklaşımla ilgili? Şimdi Türkiye'nin burada iki önemli, dikkat çektiği iki önemli konu var. Zaten dün biz Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'yla görüştükten sonra bugünkü Hürriyet'te Rusya'ya uyarı başlığıyla bir haber yayınlamıştık. Ve belki de işte tarihsiz bir tesadüf oldu. O uyarıda dikkat çekilen iki unsur vardı. Birincisi Türkmenlere karşı operasyonlar Türkiye tarafından sert tepki görüyordu. İkincisi Rus uçaklarının Türk sınırına, Türk hava sahasına, Türkiye'nin egemenlik alanına çok yakın uçtuğu, sıfır uçtuğu, bunun da Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiği, gerekirse angajman kuralları çerçevesinde müdahale edileceği yönünde bir uyarıydı. Yani dün bizim Hürriyet gazetesine dün kaleme aldığımız, bugün yayınlanmış haberde bu detay vardı ve aynen oradaki uyarıdaki gerçekleşmiş oldu. Ben Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajda da bu iki kritik meselenin ön plana çıktığını düşünüyorum. Yani bir, oradaki Türkmenlerin başına gelecek olanlar konusunda Türkiye biraz garantör ülke gibi davranıyor. Yani oradaki Türkmenlere sahip çıkıyor ve onların zarar görmemesi için hem yumuşak gücünü hem askeri gücünü bir şekilde kullanıyor. İkincisi de Rusya'ya, evet, terörle mücadelede Suriye'de faal olabilirsin. Bu görece anlayışla karşılanıyor ama bunu yaparken Türkiye'nin hava sahasını ve güvenliğini ihlal ediyorsan buna karşı kayıtsız kalmayız mesajı veriliyor. Bundan sonra da böyle devam edeceği anlatılıyor. Şimdi bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Türkiye'nin New York'taki BM'deki daim temsilcisinin
gönderdiği mektupta da 6 başka mektup hatırlatılıyor. Yani 2014 yılından bugüne kadar Türkiye'nin Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği 6 ayrı mektupta kendi bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve güvenliğine dair bir takım olaylar yaşandığı, bu çerçevede 2014 yılında bir angajman kuralları belirlendiğini hatırlatıyor. NATO'ya yapılan bilgilendirmede de aynı şey var. Yani iki nokta özetlemek gerekirse, bir, Türkmenlerin güvenliği, iki, Türkiye'nin kendi güvenliği açısından yapılmış bir hareketti bu. Bundan sonra da aynı çizgide durmaya devam edecek Ankara. Peki, böyle görünüyor. Peki, iki noktaya indirgedi yani denizleyerek. Türkmenlerin güvenliği ve Türkiye'nin güvenliği açısından daha önce de uyarılarda bulunuyordu ve bu kaygılar neticesinde bu fiil geldi, uçak düşürüldü diyor. Türkmenler ve Türkiye şimdi daha mı güvende? Değil. Açıkçası bu sorunuza. Belki başta bir şey vurgulamak istiyorum. Biz bu olayı belki 1950'lerde bir kere yaşamıştık. Türkiye-Suriye gerginliği Soğuk Savaş yıllarında bir kere daha iki bloğu savaş cephesine getirmişti, son anda frenlenmişti. Biraz Suriye üzerinden Türkiye-Rusya'nın yaşadığı olayı 1950'lerdeki olaya benzetmekte fayda var. Bu belki çok uzun zaman sonra tekrar yaşanıyor. Tabii konjonktür çok farklı. Evet, Türkiye'nin hassas iki noktası var. Birincisi oradaki tabii ki Türkmenleri korumak, ikincisi egemenliğini korumak. Bu aşamada Rusya'ya Türkmenlere karşı yaptıkları politikalardan dolayı hep eleştirmişti. Üstelik Türkiye üzerinden hava ihlali yaparak oradaki Türkmenleri vurması Türkler açısından daha da kabul edilemez bir noktaya geldi. Hani bu, fakat Rusya'nın dayandığı konuda biz Türkmenlere değil IŞİD'le mücadele ediyoruz. Bu tolere edilebilir bir şeydi. Türkiye bu anlamda farklı davrandı. İşte bizi arkamızdan vurdu diyen bir Putin'i görebiliyorsunuz. Bence Lavrov'un buraya gelmemesinin arkasında da, ki önce Türkiye hava ihlali olmadı demiştir Rusya. Fakat Türkiye bunu belgesiyle ortaya koymuştur. Bu 2 dakikadır, 2,5 dakikadır, kaç defadır ayrı. Ama zaten sınır buna çok uygundur. Yani Rusya'nın uçağının sınır ihlali yaptığı ve Türk egemenlik sahasına girdiği çok açıktır. Ancak Rusya buna rağmen Türkiye'nin düşürmesi konusunda yanlış bir politika olduğunu düşünmektedir. Tabii sorumuza tekrar geliyorum. Gerçekten Türkiye bu politikasıyla Türkmenleri mi korumuştur yoksa Türkiye'nin egemenlik alanını mı korumuştur? Tabii ki Türkler, amacımız budur ama bunu doğru anlatmamız da gerekiyor. Aksi halde uluslararası kamuoyunda herkes şunu diyor. Türkiye ile Rusya anlaşsın, bu sorun büyümeden çözülsün. NATO Genel Sekreteri de öyle konuşuyor. Amerika'da başkan konuşması böyle. Dikkat edelim, tüm ağızlarda bu sorunun büyümesini kimse istemiyor. Çünkü sorun yeteri kadar büyük. Avrupa'ya yansımış, dünyaya yansımış, teröre yansımış. O yüzden Türkiye ve Rusya'nın karşı karşıya geldiği bir noktada diğer taraflar taraf tutmak istemiyor diye söylemek istiyorum. Peki, Cem Oğuz'a dönüp hemen sormak istiyorum. Şimdi bugün hemen ilk İngilizce yayın yapan Rus yayın organlarının web sitelerine bakıldığı zaman Türkiye IŞİD'in siyah bayrağını çekti gibi provokatif başlıklar var. Putin'in ilk açıklamasında IŞİD'e karşı, ya IŞİD'in yanına NATO'yu çekmek istiyor Türkiye gibi bir suçlama var. Ve IŞİD'in Türkiye üzerinden petrol satışı yaptığı biliniyor açıklaması var. G20'nin sonunda G20 ülkeleri arasında bile IŞİD'e destek verenler var demişti Putin. Sanki ağzındaki baklayı bu açıklamayla çıkarmış oldu gibi. Bundan sonra Rusya bu olayla ilgili pozisyonunu alırken ne üzerinden yürüyecek? Yani IŞİD Ankara yakınlaşmasını mı öne sürecek? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse, eğer bu hat üzerinden yürüyecekse son derece büyük hata yapar. Çünkü bunların hiçbirinin karşılığı yok. Yani izniniz olursa, şimdi Putin, Sayın Obama'nın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ve NATO Genel Sekreterinin açıklamasında iki önemli husus var. Onları altını çizerek vermek istiyorum. Birincisi, Obama dedi ki Rusya IŞİD'den ziyade Esad'ı desteklemeye odaklanıyor. Daha sonra da NATO Genel Sekreteri çıktı, dedi ki Rus saldırıları çoğu zaman IŞİD'in olmadığı noktaları hedef alıyor. Şimdi bunları çok iyi okumak lazım. Yani Türkiye'nin bulunduğu pozisyonla, Türkiye'nin savunduğu argümanlarla Obama'nın açıklamasını, NATO Genel Sekreterinin açıklamasını bir araya koyup Rusya'nın bu yönde ilerlediği takdirde ne büyük bir hata yapacağını görmek lazım. Bir de beyin jimnastiği yapalım izniniz olursa. Mesela diyelim ki eğer bayır bucak Türkmenlerine saldırı olmasaydı acaba Türkiye'ye uçağı vurur muydu? Yani bu bir beyin jimnastiği. Düşünelim.
Şimdi eğer sınır ihlali söz konusuysa, bu sınır ihlali geçmişte müteaddit defa yapıldıysa ve bütün uyarılara rağmen işte tecrübesizlikti, hava şartlarıydı, hataydı gibi bazı gerekçeler gösterilip bundan sonra olmayacağı konusunda garanti verildiyse yapabilirdi. Yani tekrar tekrarlandığı vakit bu, tekrar yaşandığı vakit böyle bir ihlal. Çünkü biliyorsunuz yani bir devletin namusu sınırlarının güvenliğidir. Bu bir. İkincisi şunu da hiç unutmayın. Orta Doğu'da sınır güvenliğini sağlayamadan dış politika yürütemezsiniz. Dolayısıyla bu açılardan olabilirdi. Ama bayır bucak Türkmenleriyle alakalı hikaye bence ve benim burada Ankara'da edindiğim izlenim de o. Rusya'nın niyetleri konusunda, Rusya'ya duyulan şüpheler konusunda son damla oldu. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da son açıklamasına bakarsanız orada bayır bucak Türkmenlerine verilen desteği çok net bir biçimde görürsünüz. Bir de şunu söylemek isterim size. Şimdi bayır bucak Türkmenleri Suriye'deki diğer Türkmen grupları gibi değildir. Yani Suriye'deki diğer Türkmen grupları Selçuklu döneminde gelip mesela orada kalmıştır. Arap kültürünün ortasında belki yetişmiştir. Bunu yanlış anlamasınlar lütfen. Yani öyle bir şey Araplaştı falan kastetmiyorum onu ama yani neticede tecrit edilmiş bir sahada yaşamışlardır. Ama bayır bucak Türkmenleri Osmanlı'nın son dönemlerinde ayrılmıştır Türkiye'den. Ve eğer Yayladağ'a giderseniz mesela ben Yayladağ'da bir belgesel çektim. Yayladağ'ın yarısının bayır bucak Türkmenleriyle akraba olduğunu görürsünüz. Aynı şeye gülerler, aynı şeye ağlarlar, aynı türküleri çığırırlar. Yani burada ciddi anlamda bayır bucak Türkmenlerinin Türkiye'ye yakınlığı da söz konusu. Şimdi gene bir başka beyin jimnastiği yapalım. Bayır bucak Türkmenlerine bu ilgi ne diyebilir Rusya? Peki o zaman Ukrayna'da Ukrayna devleti Rus azınlığı efendime söyleyeyim eziyor. Onlara antidemokratik yaptırımlarda bulunuyor diye Ukrayna'yı işgal edilmesi, Ukrayna'nın işgal edilmesi, oradakilere silahlı yardım yapılması sizce normal mi? Evet. Peki neler olabilir konuşmaya devam edeceğiz ama Deniz Zeyrek'e dönüp hemen sormak istiyorum. Deniz Zeyrek, şimdi Lavrov'un ziyareti iptal oldu. Aslında çok da şaşırmamak gerekir herhalde bu duruma. Bundan sonra hangi kanallarla ilerleyebilir? Yani iki ülke doğrudan mı konuşur yoksa araya bu meseleyi çözmek için başka mekanizmalar girer mi? Bir de mesela NATO'nun doğrudan toplantıya çağrılmış olmasına da Putin'in eleştirisi vardı. Sanki Rusya bir uçak düşürmüş gibi bizi aramaktansa NATO'yu toplantıya çağırdı diyor Türkiye için. NATO'yu toplantıya çağırmanın maksadı neydi? Şimdi fiili bir durumdan bahsediyoruz. Rusya Genelkurmay Başkanı çıkıp önümüzde değişik seçenekler var işte bunlardan birini tercih edeceğiz gibi bir tehdit ifadesi de kullanıyor. Ve Türkiye'de kendi sınırlarının ihlalini NATO sınırlarının ihlali gibi görüyor. Hem de NATO'yu bilgilendirmek istiyor. Yani burada sadece bir şikayet amaçlı bir toplantı çağrısı değil. Ben bir NATO müttefiki olarak bir Rus uçağını düşürdüm. Ama bunun gerekçesinin NATO müttefiklerimiz tarafından iyi bilinmesini istiyorum mesajıyla birlikte veriyor. Zaten NATO Genel Sekreterinin basının önüne çıkıp Türkiye'nin bize aktardığı bilgilerle diğer müttefiklerimizin aktardığı bilgiler ki burada büyük ölçüde ABD kastediliyor. ABD'nin işte İncirlik'teki radarlarındaki izler kastediliyor. Amerika'nın elde ettiği uydu verileri vesaire kastediliyor. Türkiye'yi teyit etmektedir açıklamasını iki kere üst üste yaptı. Burada bir bilgilendirme amaçlı bir durum var. Bir de NATO'nun çok bariz iki maddesi var. Bir hazırlık maddesi, dördüncü madde. Beş de hani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlamına gelebilecek bir dayanışma maddesi. Bunları hesaba kattığımızda Türkiye açısından doğal bir refleks. Çünkü Türkiye kendi hava sahasını aynı zamanda NATO'nun hava sahası olarak da kullanmakta, korumakta. Ayrıca NATO'nun IŞİD'e karşı uluslararası koalisyondaki aktif katkısı unutulmamalıdır. Burada bu çerçevede de değerlendirilmeli. Yani Rusya'da Rusya'nın bu bölgedeki varlığının Suriye meselesiyle doğrudan bağlantılı olması ayrı bir misyon yüklemekte NATO'ya. Bunları alt alta yazdığımızda NATO meselesi kaçınılmaz. Ben Türkiye'nin Rusya'yla doğrudan temas
kuracağı izlenimi edindim. Yani son birkaç saat içinde yaptığım görüşmelerden, hatta Lavrov'un Türkiye seyahatinin gerçekleştirilmesi beklentisi vardı. Ama tabii işin boyutları değişince, Rusya'dan gelen tepki sertleşince Türkiye'deki tavır da değişti. Şunu unutmamak lazım. Bizim bir F-4 Akdeniz'de sulara gömüldü. İki pilotumuz şehit oldu. Daha tam olarak nasıl düştüğüne dair sağlıklı bir veri yok elimizde. Ama Rusların da düşürmüş olabileceğine dair iddialar söz konusuydu. O günü hatırlayalım. O gün akşam saatlerinde işte toplanan güvenlik kurullarını, yapılan işte güvenlik toplantılarını hatırlayalım. Sonra Başbakan'ın TRT'de yaptığı açıklamayı hatırlayalım. O zaman biz de aynı sertlikte gitmiştik. Yani belki biz de Genelkurmay Başkanı çıkıp konuşmamıştı ama Başbakan çok üst bir perdeden sert bir tepki göstermişti. Yani haliyle bir uçağı düşürülen ülke olması bakımından Rusya'nın verdiği bu tepkinin sert olması kaçınılmaz. Ama daha sonra Türkiye'nin attığı adımlara bakalım. İşte angajman kuralları ilan edildi. O kurallar çerçevesinde Suriye'ye gözdağı verildi vesaire. Ben Rusya'nın da benzer bir yol izleyeceği kanaatindeyim. Yani Rusya'da daha önce Türkiye'nin uçağı düşürüldüğünde izlediği yolu izliyor gibi görünüyor. Ha bu ileride bir krize dönüşür mü? Dönüşür. Ama askeri krize dönüşür mü? Yani bir çatışmanın eşiğine gelir mi Türkiye Rusya'yla? Ben Rusya'nın içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak bunun çok mümkün olmadığı kanaatindeyim. Ama şunu da söylemek lazım. Bu uçağın düşmesi Cenevre görüşmeleri bakımından iyi değerlendirilmeli. Bence Rusya'ya ve Esad'a bir avantaj sağlamış olabilir. Yani Türkiye'nin bir Rus uçağını düşürmesi Rusya'da bir suçlama yoluna başvurma avantajı sağladı ve Suriye ile ilgili Cenevre görüşmelerinde Rusya'nın avantajına, Suriye'nin avantajına kullanılabilecek bir durum ortaya çıktı. Bunu da dikkate almak lazım. Evet, NATO Genel Sekreterinin söylediği gibi ciddi bir durum var. Ama gerek arka kanallardan yapılan diplomasi, gerek Türkiye'nin tavrı, tarzı, gerek de Rusya'dan gelen mesajlar bir takım hani tazmin yollarına başvurarak bu işin çok da böyle askeri bir krize dönüşmeden yatıştırılması yönünde olabilir. Peki Cem Oğuz'a hemen dönüp sorayım. Cem Oğuz, şimdi yani bu Suriye tarafında düşürülen Türk uçağı kimin düşürdüğü belli değilse bile, yani Ruslar yapmış olabilir hala bilmiyoruz diyor denizleyerek. Karşılığında düşürülen Rus uçağı, acaba iki taraf sesini yükseltip ama bir yandan da böyle bir sanki birbirini götürür bunlar gibi bir sessizliğe ya da uyutma sürecine girebilir mi bu? Bu Rusların doğasında var mı ya da konjonktür buna izin veriyor mu Ruslar açısından? Ya da ne beklemek gerekir Moskova'dan, Putin'den, Rus hükümetinden? Yani bir müddet demet savaşı devam edecektir tabii ki. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yalnız izniniz olursa Putin'in açıklamasında çarpıcı bir bölüm var. Ona da dikkat çekmek istiyorum. Diyor ki biz Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma imzalamıştık. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşmanın Türkiye'nin sınırları koruma konusunda masaya getirilmesi ve bunun bir meşruiyet sağlar tarzda kullanılması bana biraz garip geldi. Ne olacaktır? Bir kere kriz tırmandığı takdirde bundan iki tarafta zarar görecektir. Dolayısıyla kriz demet savaşı şeklinde devam eder. İç kamuoyunu bir iki onlardaki tepkiyi almaya yönelik olarak işte bugün Rusya Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklama gibi birkaç açıklama gelir. Ama ondan sonra görüşme yoluyla her şey daha sağlıklı bir zeminde yürüyecektir diye düşünüyorum. Çünkü eğer daha fazla tırmandırılırsa kriz, bu ne Rusya'nın yararına ve çıkarına olur, ne de Türkiye'nin yararına ve çıkarına olur. Şimdi ilk tepki turizm sektöründen geldi ki Rus turistler Türkiye'nin en büyük turizm potansiyelini oluşturan bir kitle. İşte biz satışları durdurduk açıklamaları yapılmaya başlandı.
Türkiye ile Rusya arasındaki son zamanlarda en belirleyici olan ilişki de ekonomik ilişki. Burada Rusya daha fazla yaptırım uygulamayı göze alır mı? Çünkü herkesin aklına doğalgaz geliyor. Yani izniniz olursa ona şöyle bir cevap vereyim. Şimdi Balçoy Tiyatrosu'nun karşısında Marx'ın bir heykeli vardır. Altında da dünyanın bütün proleterleri birleşin diye yazar. 90'lı yıllardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Önünden geçerken bir baktım ki sprey boyayla üzeri çizilmiş. Altına dünyanın bütün Michael Jackson hayranları birleşin diye yazılmış. Bu şunu ifade ediyor. Rusya'da artık küresel kapitalist sistemin bir unsuru, üyesi. Yani karşılıklı bağımlılığın olduğu bir yerde öyle kolaylıkla işte ben sana gazı vermiyorum veya ben sana turist göndermeyeceğim diyebilirsiniz. Yani bunu şunu unutmayın ama Rusya'da her zaman bazı çevreler vardır ki o çevreler Türkiye'ye karşı çok daha radikal bakarlar. Yani tarihsel bir takım refleksleri vardır. Kendilerine göre farklı bir tarih anlayışları vardır. Bunlar olayı kışkırtmak isteyebilirler. Ama ekonomik anlamda eğer herhangi bir şekilde bu olay büyüyecekse Türkiye'nin zarar gördüğü kadar bundan Rusya da zarar görür. Şimdi hep gaz deniyor. Tamam da gazda Türkiye Rus gazına bağımlı olduğu kadar Rusya'da satacağı, Türkiye satacağı gaza bağımlı. Hele hele Rus ekonomisi yani büyük oranda doğalgaz ve petrol satışına dayanıyorsa, çünkü Rusya hala üretmiyor. Yani yapısal reformlarını hala tamamlayamadılar. Eğer hala doğal kaynakların satışına dayanıyorsa o zaman bundan Rusya da ciddi zarar görecektir. Yani bir müddet sonra ben bazı şeylerin yerli yerine oturacağını düşünüyorum. Bu mesele Suriye'deki denkleme nasıl yansır? Deniz Zeyrek'in dediği gibi bu uçağın düşürülmesi Esad'a ve Moskova'ya bir avantaj sağlayabilir mi? Öyle bir ihtimal var mı? Şunu düşünmek lazım. Bu bölge nasıl bir bölge? Yani Rusya neden buraya önem veriyor? Hatırlayalım, kuzey şeridinden, Suriye'nin kuzeyinden bahsediyoruz. Ve aslında burası biraz da denize, yani Akdeniz'e açılım anlamında önemli bir yer ifade ediyor. Yani burasının el değiştirmesi ya da Esad'ın eline geçmesi tamamen güney-kuzey hattının onun eline geçmesi anlamına, yani Suriye'nin sahil tarafı tamamen Akdeniz'e kıyısı onun olacak anlamına geliyor. Tabii kuzeyde Türkiye'nin hassasiyeti tamamen bir PYD'nin kontrolünde bölge olmaması ayrıca başka bir noktaya da geliyor. Burada El Nusra'ya da farklı örgütler de bulunuyor. Sadece Türkmenler de yaşamıyor ama bu konuda hassasiyetler var. O yüzden şu bir gerçek, Rusya'nın yaptığı eyleme bir şekilde uçağın düşürülmesiyle başka bir gündeme getirilmiş oldu, taşınmış oldu. Yani aslında Rusya IŞİD'in olmadığı bir yeri bombalıyordu. Esad burada ciddi bir alan kazanmaya çalışıyordu. Fakat biz bunların hepsini yok sayarak bir anlamı Rusya'nın gündemiyle uçağın düşürülmesiyle Rusya'nın uçağı düşürülmüş bir gündem geldi. Türkiye olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürüyordu. Bunlar hepsi konuşulurken. Bence Rusya'nın ciddi bir gündem saptırması haline de geldi. Yani bu bir şekilde Rusya IŞİD'le mücadele ediyor. Buradakiler IŞİD değil. Terör örgütü değil. Sen orada buna müdahale etmiş olmuyorsun. O nedenle Suriye'nin Rusya'nın işine gelemez. Rusya'nın böyle bir politikayı sürdürmesi de uzun vadede Rusya'nın işine gelemez. Yani ben Türkiye'ye rest çekiyorum. Türkiye'yi yok sayıyorum. Doğalgaz vermeyebilirim, turist göndermeyebilirim diyemez. Bunu yapması uzun vadede mümkün değil. Türkiye'siz Suriye'de bir çözüm olması da mümkün değil. Ayrıca Batılı müttefiklerin Türkiye'li kötü olma lüksü de yoktu. Sonuçta üsler burada bulunuyor. Suriye'ye en uzun sınırı olan ülke Türkiye'dir. Buradaki mülteci akını herhangi bir olay anında tekrar Türkiye'ye gelecektir. Tüm bu aşamada Avrupa Birliği Türkiye'ye mülteciler konusunda anlaşmaya uğraşırken siz hata ettiniz ki hatamız olmadığı halde Rusya doğru yaptı deme şansları da yoktur. Ama Rusya'yı küstürmek ve Rusya'yla kötü olma şansları da yoktur. Yani kabul edelim, Putin'in açıklaması, Obama'nın açıklaması, NATO Genel Sekreterinin açıklaması, evet Türkiye'nin verilerinin doğru olduğunu kabul ediyorlar. IŞİD'e karşı mücadelede sadece Rusya ile işbirliği yapacaklarını söylüyorlar. Esad'ın olmayacağı bir gelecek hayal ettiği söyleniyor. Bunların hepsi doğru. Ama buna rağmen Fransa'da başta olmak üzere birçok ülkede Esad konusunun ikincil olduğu, esas sorunun IŞİD'in yenilgiye uğratılması olduğu da söyleniyor. O yüzden bir kere dürüstçe bu ifadeleri görmek lazım. Evet, Batı'da birçok ülke, Amerika'da, Fransa'da diyor ki Esad olmasın. Bu konuda hemfikiriz. Ama öncelik Esad'ın olmaması değil, öncelik IŞİD'in gitmesi. O zaman tüm hedef bunun üzerine odaklanmışken müttefik ya da ittifak dengeleri bozulsun kimse istemiyor. O nedenle Batı Rusya'yı dışlamak istemeyecektir.
Türkiye Rusya ile kötü olmak istemeyecektir. Türkiye'nin de çıkarına değildir. Ama Rusya da Türkiye ile kötü olmak istemeyecektir. Şu aşamada sadece herkes geri adım atıyor gözükmek istemeyecektir. Türkiye diyecek ki benim hava saham işgal edildi ya da ihlal edildi. Rusya diyecektir ki benim uçağım düşürüldü. Bir şekilde ihlal oldu olmadı ki bunun belgesi de var. O nedenle masaya gelip diplomatik anlamda bu sorunun aslında iyi niyetle çözülmesi herkesin menfaatine. O yüzden NATO Genel Sekreterinin, Obama'nın ya da diğer aktörlerin söyleyeceği bu işin diplomatik ortamda çözülmesi önemli. Ha şu soruyu sormak lazım. Savaşa dönüşebilir mi? Hayır. Gerçekçi olalım. Yani Türkiye Suriye sınırında Rus uçakları Türkiye'yi mi bombalayacak? Yani böyle bir şey olması mümkün. Ya da Rusya'dan kalkan uçaklar Türkiye'ye mi gelecekler? Yani herhalde Rusya'nın kimse kalkıp böyle bir şey yapacağını beklemiyor. Bunun yapılması da mümkün değil. Zaten Rusya'da bu anlamı Türkiye'ye karşı askeri bir kart oynama yönünde bir harekete girmiş değil. Sadece turistler üzerinden konuşulanlar var. Doğal gazı da yapamaz. Dürüst olarak konuşmak lazım. Ne diyecek Rusya? Ben sana doğal gazı satmıyorum mu diyecek? Böyle bir şansı yok. Ukrayna krizi yaşandı. Zaten Avrupa'ya giden boru hatlarında ciddi problemler yaşanmıştı. Türkiye Rus doğal gazının yine Avrupa'ya satılması için bir güney hattı ve alternatifi. Ki Türk akımı konusunda Rusya çok sıcak bakıyor. Ne diyecek? Her kızdığımız zaman sizin doğal gaz vananızı kapatıyorum demenin arkasında durabilir mi? O yüzden ne Rusya vanayı kapatabilir ne Türkiye bu anlamda Rusya ile kötü olmak isteyecektir. Sonucun masada olacağını herkes kabul etmesi gerekiyor. Yani biz bu işi sahadaki bir savaş yerine diplomatik masadaki bir savaşla çözmemiz gerekiyor. Evet bir mücadele olacak. Taraflar kolay ikna olmayacaklar. Türkiye tarafları açısından son derece haklı ve avantajlı. Ama mühim olan Rusya ile masadan barışarak ve el sıkışarak kalkmak. Yoksa biz haklıyız demekle çözüm almış olmayacağız. Hassas konu haklılığımızı herkese anlatmak ve Rusya ile de masadan barışıp kalkmak bence. Biz haklılığımızı anlatmak konusunda sıkıntı çeker miyiz Batı kamuoyuna ve müttefiklerimize? Ne yazık ki bu aşamada çok algılanmadı. Yani şöyle bir hassasiyet oldu. Türkiye aslında bayır bucak Türkmenleri konusunda Rusya'yı eleştirmişti. Bu yapılanları doğru bulmuyordu. Rusya hava sahasını ihlal etti ama Türkiye belki başka bir zamanda olsa bunu yapmayacakken Türkmenlere karşı olduğu için bu uçak düşürüldü gibi bir algı olabilir. Yani bu IŞİD'e karşı değil de Türkmenlere karşı olduğu için bir algı olabilir ki bazılarının bu konuda açıklamaları da oldu Avrupa Birliği üyesi ülkelerden. Bence Türkiye bunu anlatacak. Bu IŞİD ya da şu bu değil. Benim hava saham kaç defa uyardım? 2-3 aydır Türkiye bu uyarıları yapıyor. Bugün 5 defa uyarılmış en azından bizim haberlerde izlediğimiz kadarıyla. Yani Türkiye, Rusya oradaki bayır bucak Türkmenlerini vurdu diye en ufak fırsatı bahane edip Rus uçağını düşürmüş değildir. Bunun altını çizmek gerekiyor ve bunu her ortamda anlatmak lazım. Biz uyarıları yaptık. Rusya bizim için dost ve müttefik ülkedir. Sorunun çözümü için Rusya'nın da orada olması önemlidir. Ama Türkiye'nin de hassasiyetine saygı gösterilmesi gerekiyor. Rusya'nın da bu hassasiyete saygı beklediği gibi. Deniz Zeyrek, askerlerin yani pilotların ve iki pilot olduğu söyleniyor. Hayatta olduğu ve Suriye tarafında olduğuna dair bilgiler geldi. Bu teyit edilebiliyor mu? Acaba Türkiye bu olaya yani pilotların ülkelerine iade edilmesi, önce bulunmaları için tabii, bir devreye girip bu durumu yumuşatmak için bir fırsat görüyor olabilir mi orada? Şimdi bu bilgiyi tam olarak teyit edemediğimizi söyleyeyim. Yani güvenlik kaynakları, bazı güvenlik kaynakları akşam saatlerinde ellerinde bu tür bilgiler olduğunu söylediler ama başka kaynaklar henüz kendilerinde öyle bir bilgi olmadığını söylediler. Böyle bir karmaşık bir durum var. Fakat Ankara'da konuşulan şeyleri söyleyebilirim. Eğer pilotlar yaşıyorsa olayın boyutu çok çok fazla değişir. Hı hı. Yani burada Rusya kamuoyunun Putin'e yapacağı baskı o iki pilotun yaşam durumuna göre değişebilir. Sadece bir uçağın düşürülmesi çok daha alttan alınabilecek bir durumdur ama iki Rus askerinin ölmüş olması daha farklı bir atmosfer yaratır. Onun ötesinde eğer gerçekten yaşıyorlarsa Türkiye'nin onları eğer orada savaşan grupların eline geçmişlerse onları oradan alabilecek ve Rusya'ya iade edebilecek kapasitedeki tek ülkede şu anda Türkiye. Eğer IŞİD'in yani eline düşmedilerse bakımda. Türkmenlerde ya da muhalif güçlerin elindelerse. Yok, o bölgede IŞİD'in olmadığını biliyoruz. Hı hı. Yani o bölge tamamen işte Özgür Suriye Ordusu, El Nusra
Ahrar-ı Şam gibi örgütlerle dolu. İslami cephe var. Onların da Türkiye ile ilişkileri, Türkiye'nin onları ikna edebileceği boyutlarda. Peki. Haliyle de bu işin yumuşamasında da bir katkı sağlayabilir. Yani Türkiye eğer o pilotlar yaşıyorsa onları alıp Rusya'ya teslim ettiğinde krizin dozu büyük ölçüde düşecektir. Hatta kamuoyu algısı bakımından terse bile dönebilir. Hı hı. Yani şu andaki kriz ortamının tersine bile dönebilir. Şunu unutmamak lazım. Türkiye mesela Akdeniz'e uçağı düştüğünde, düşürüldüğünde çok fazla ileri gidemedi. Onun ayrıntılarını bile çok fazla ortaya çıkaramadık. Çünkü Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasını istemeden de olsa ihlal ettiği ortaya çıktı ve bu da aynı bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama Türkiye kendi hava sahasını korumakla yükümlüdür ifadesini kullanmıştı. Bu her ülke için geçerlidir. Türkiye o bakımdan 3 saniye geçti, 2 saniye geçti bunların boyutuna bakmaksızın o dönem bir kendi payına da düşen bir hata olduğunu resmen açıklamasa da kabul etmiş oldu. Hı hı. O zamanki dozu düşürerek. Şimdi Rusya da bunu kabul ettiği zaman burada da tansiyon büyük ölçüde düşecektir. Ve dediğim gibi yani askerler yaşıyorsa biz yarın bu krizi daha farklı boyutlarda, daha düşük bir tonda konuşabiliriz. Deniz Zeyrek, Cem Oğuz çok teşekkür ederim. Ali Faik Demirsel'e çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, bu sıcak krizi sıcağı sıcağına yorumladık. Bununla ilgili bütün gelişmeleri CNN Türk ekranında bulmaya devam edeceksiniz. Bir reklam arasından sonra yine birlikte olacağız başka bir konuyla. Fuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la her şey devam edecek. Fuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la her şey devam ediyor. Güney sınırlarımızda ve dünyanın pek çok yerinde insanlar birbirlerini öldürmek için ellerinden gelen her şeyi yaparken dünyanın bambaşka yerlerinde de insanları, bebekleri, anneleri yaşatmak için başka mücadeleler veriliyor. Onlardan bir tanesi Afrika'da, Doğu Afrika'nın fakir ülkelerinden biri Kenya'da devam ediyor. Kenya'nın sağlık açısından karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan bir tanesi anneleri ve bebeklere hedef alıyor. Bu sorunun adı anne ve çocuk tetanosu. UNICEF 2006 yılından bu yana bu hastalıkla, bu sorunla mücadele etmek için bir aşı kampanyası başlattı. Türkiye'de bu kampanyanın ilgi alanına girdi ve projenin iyi niyet elçisi olarak Tuğba Ünsal bu projeye destek vermek üzere Kenya'da ve 2 gündür orada bebeklerle, annelerle buluşuyor, aşılama merkezlerinde onları ziyaret ediyor ve bu kampanyanın sesini Türkiye'ye ulaştırmaya, buradaki desteği artırmaya çalışıyor. Şimdi fotoğraflarını gördüğünüz gibi bu ekiple birlikte ve telefon attığımızda. Tuğba merhaba. Merhaba Mirgün. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Aslında çok zor bir süreç ama bir şekilde mutluyuz. Dediğin gibi senin de buradaki yaşanılan trajedinin ve bu sürecin sesini Türkiye'de duyurmaya çalışıyoruz. Neden buradayız? Sağlıksız doğum koşulları nedeniyle yakalanan anne ve yeni doğan tetanozu nedeniyle her 11 dakikada bir tane bebek hayatını kaybediyor. Belki de 40'ı çıkmadan annesinden ayrılıyor. Türkiye'de 92 yılından itibaren bu mikroba maalesef çok iyi bir şekilde rastlanmıyor. Ama maalesef dünyanın diğer ülkelerinde bu problemle savaşılıyor. Bu bir aşıyla bir bebeği kurtarabiliyoruz ama aşılanmadığı zaman ölümcül sonuçlar doğuruyor. Ben ekibe yeni katıldım. 10 yıldır süren bir proje bu. Ve hiçbir annenin bebeği için canının yandığını dahi görmek istemezken biz burada maalesef birkaç gündür buna şahit oluyoruz. Ve elimizden geldiğince burada bu süreci ben Türkiye'ye duyurmaya çalışıyorum. Bir tarafta UNICEF'le beraber aşı yapmaya çalışıyoruz. Peki nerelerde yapıyorsunuz? Nasıl kamplarla, nasıl ortamlarla karşı karşıya kalıyorsunuz? Biz şu anda Nairobi'deyiz. Pelena diye bir bölgede UNICEF'in kurduğu bir merkez var. Ve bu merkezde o bölgedeki insanlara aşı yapılıyor. Ve aynı zamanda
sosyal medyada paylaştığımda sürekli bana şeyi soruyorlar. Peki siz döndükten sonra ne olacak? Biz döndükten sonra UNICEF zaten yıllardır sürdürdüğü desteğe devam ediyor olacak. En önemlisi eğitim. Buradaki insanları eğitmeye çalışıyorlar. Sadece aşı yapıp gitmiyorlar. Dini sebeplerle bir sürü şehir efsanesi dolaşıyor burada. Önce dini liderleri eğitiyorlar ve insanların birbirine ulaşmasını sağlıyorlar. İnsanlar eğer merkeze gelmiyorsa gerekirse kapı kapı dolaşıp kendileri aşı yapıyorlar. Zor şartlar burada. Bundan çok bahsetmek istemiyorum ama burada olduğumuz süre boyunca en azından gözümüzün önünde hayat kurtarılıyor olması büyük mutluluk bizim için. Mehmet Turgut da bildiğim kadarıyla orada ve bu olayı fotoğraflıyor. Neyle karşılaşacağız döndüğü zaman? Bu fotoğraflar yayınlanacak mı? Bunları görecek miyiz? Sosyal medyadakinden daha fazla fotoğraf olacak mı elimizde? Evet, Mehmet de beni burada yalnız bırakmadı. Bu süreci kaydediyor. Şahane videolar hazırlıyor. Şahane fotoğraflar çekiyor. Döndüğümüz zaman sesimizi daha çok duyurmak için bunu bir sergiye dönüştüreceğiz. Ve çünkü adını zikredemediğimiz Bebek Bezi'yle yaptığımız projede ne kadar çok hashtagle bize sosyal medya hesaplarından paylaşıyorum. Ne kadar çok hashtagle bize destek olunursa o kadar çok aşı bağışlanıyor ve o kadar çok bebek kurtuluyor. Şu ana kadar ulaştığımız rakamı istersen söyleyeyim. Çok şaşırtıcı ve çok mutlu edici bizim için. 3 milyona yakın aşı bağışlayabilecek durumdayız şu anda. Hı hı. Peki bir küçük duyuruyla sonlandıralım istersen. Hashtag bir hayat diliyoruz etiketiyle sosyal medyaya girildiği zaman bu kampanyaya destek vermekte, kampanyanın nasıl ilerlediğini görmekte mümkün. Çok teşekkürler, evet. Tuba. Perşembe günü görüşmek üzere. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Fuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la Her Şey devam edecek. Fuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la Her Şey devam ediyor. Karışık bir gün oldu. Aylardır beklediğimiz hükümetin kurulmasını bile konuşamadık bugün. Çünkü olaylar öyle bir gelişti ki her şey gölgede kaldı. Oysa kabine açıklanmıştı. Bunun üzerine konuşmak istiyorduk. Bugün Öğretmenler Günü'ydü. Öğretmenlerin hem sorunlarını, hem kendilerinden beklenenleri, hem de kendilerine verilemeyenleri konuşacaktık. Başka konularımız da vardı ama hepsi yarına ve sonraki günlere kaldı. Yarın yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Fuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la Her Şey sona erdi.